İyi şanslar. Merhaba arkadaşlar, hepiniz IFT Talks webinarlarına hoş geldiniz. Bugün George Brown College'da kariyer odaklı lisans, diploma ve sertifika programları ile Toronto'da yaşamı Nihan Hanım'dan dinliyor olacağız. Lütfen sorularınızı questions kısmından sormayı unutmayın. Buyurun Nihan Hanım, sahne sizin. Merhabalar, çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar öncelikle. Sunumumuza hoş geldiniz. Ben ismim Nihan Pinto. George Brown College International Center bölümünde çalışıyorum. Güney Asya, Orta Doğu ve Afrika öğrenci alım departmanındayım. Bugün sizlere öncelikle bir sunum yapacağım. Okulumuz, programlarımız ve kabul koşulları hakkında. Daha sonra da sorularınızı cevaplıyor olacağım. Sunumumuzda başlayalım. Oops. Evet, umarım ekranımın görüntüsünde bir sıkıntı yoktur. George Brown College yaklaşık 32 bin tam zamanlı öğrencisinin 5.500 kadarı uluslararası olan bir eğitim kurumu ve kariyer odaklı programlarımızın %98'inin deneyimsel öğrenim imkanı sunduğu bir eğitim kurumudur. Öğrencilerin sıklıkla tercih etme sebeplerinin en başında lokasyonumuz gelse de bunun dışında diğer pek çok sebep de bulunmaktadır. Bunların başında endüstri ihtiyaçlarına göre belirlenen program müfredatları ve endüstriden gelen eğitmenlerin öğrencilere gerçek dünya deneyimi kazandırdığı programlar sunuyor olmamız. Bunlardan sadece birkaçı. Kampüslerimiz ve lokasyonlarına gelecek olursak, kampüslerimizin çoğunluğu şehir merkezinde ve birbirine yürüme mesafesi uzaklığındadır. Sadece Casaloma ismindeki kampüsümüz diğer kampüslere toplu taşımayla 20-25 dakika mesafededir ve bilişim teknolojileri, inşaat ve mühendislik, moda ve takı tasarımı ve dans gibi bölümlere ev sahipliği yapmaktadır Casaloma kampüsümüz. St. James kampüsümüz ana kampüs olup Business, Social and Community Services, Deaf and Deaf Blind Studies gibi programların yanı sıra turizm otelcilik, mutfak sanatları, medya ve yabancı dil okulumuza ev sahipliği yapmaktadır. Ryerson kampüsümüz okul öncesi eğitim programlarının bulunduğu bir kampüs olup George Brown College'ın aynı zamanda Toronto genelinde 12 tane okul öncesi eğitim birimi bulunmaktadır. Bunun dışında Waterfront yerleşkemizde iki ayrı binamız mevcuttur. Bunlardan ilkinde Dental Health, Health and Wellness ve Health Management bölümleri bulunmaktadır. Nursing yani hemşirelik bölümü de bu yerleşkemizde olup sadece domestik yani yerli öğrencilere açık bir bölümdür. Yine Waterfront yerleşkesi içerisindeki Daniels isimli binamız da dizayn okulumuza ev sahipliği yapmaktadır an itibariyle. Bunun dışında inşası devam eden The Arbor, bilişim teknolojileri ve mimarlık ve bunun yanında bir okul öncesi eğitim birimine ev sahipliği yapacaktır. İnşası tamamlandığında. Okulumuz öğrenci yurdu The George, şehir merkezindeki kampüslerimize 15'er dakika yürüme mesafesinde ve şehrin oldukça popüler bir lokasyonunda konuşlandırılmıştır. Etrafında çok sayıda restoran ve kafe bulunmaktadır. Öğrenciler odalara iki kız ya da iki erkek öğrenci şeklinde yerleştirilir ve her odada iki yatak odası, bir küçük mutfak ve bir küçük banyo bulunmaktadır. Ancak her katta öğrencilerin ortak kullanabileceği yaşam alanları mevcuttur. Buradan program çeşitlerimize gelecek olursak, bizlerin sunduğu programlar arasında bir yıl ya da daha kısa süreli sertifika programları, 2 ve 3 sene uzunluğunda diploma ve advanced diploma programlarımız, sınırlı sayıda lisans, 4 yıllık lisans programlarımız ve lisans sonrası sertifika programlarımız mevcuttur.
Program alanlarına gelince yabancı öğrencilere sunulan 172'den fazla tam zamanlı program olup bunlar burada da gördüğünüz gibi Arts, Design and Information Technology, Business, Community Services and Early Childhood, Construction and Engineering Technologies, Health Sciences, Hospitality Culinary Arts, Liberal Studies gibi bölümler altında toplanmaktadır. Başvuru ve kabul sürecinden bahsedecek olursak, bu tabloda da görebildiğiniz gibi her sömestr için sistemimizin başvurulara açıldığı tarih ve bizlerin bu başvuruları değerlendirmeye başladığı tarih birbirinden farklıdır. Örneğin önümüzdeki Eylül için bizler 14 Aralık 2020 itibariyle başvuru kabul etmeye başlamış olsak da başvuruların değerlendirilmesi 1 Şubat itibariyle yapılmaya başlanmıştır. Aynı şekilde Ocak 2022 için önümüzdeki pazartesi yani 5 Nisan'da başlayacak olan başvuru sürecinin değerlendirilmesi Haziran 21 itibariyle başlayacaktır. Bu çok fazla soru aldığımız bir konu olduğu için bunu özellikle anlatmak istedim. Sorular olursa ayrıca buna yeniden göz atabiliriz. Bir başka sıkça soru aldığımız konu da burs imkanları. Burs imkanlarımız öğrencilerin girişte kullanabilecekleri yani program başlangıcında kullanabilecekleri burslar olmayıp kabul aldıktan sonra programlarına başlayıp birkaç dönem okuduktan sonra akademik başarılarına göre başvurabilecekleri farklı burs imkanları söz konusudur. Bunlara nasıl başvuracakları ve burs tipleri konusunda burada web sitemizdeki ilgili linkten bilgi alınabilir. Yine bizlere de ayrıca ulaşabilirsiniz. Öğrencilerin kariyer alanında çok fazla alabilecekleri hizmet bulunmaktadır. Bunların en başında career advising ve kariyer danışmanlığı gelmektedir. Kariyer danışmanlarının organize ettiği çok fazla atölye çalışması bulunmaktadır. Yine öğrencilerin bir üst sınıflardan deneyimli öğrencilerle bir araya getirildiği peer support coaching denen hizmette öğrencilere özgeçmiş yazma, iş arama stratejileri, LinkedIn profili oluşturulması ve mülakat hazırlığı gibi konularda destek verilir. Bunlar dışında işverenle öğrencinin bir araya getirildiği çok fazla kariyer fuarları, networking organizasyonları ve bilgilendirme seansları da organize edilmektedir. Bunlar dışında yabancı öğrencilerin başvuru öncesinden kabul alıp kayıt olduktan sonraki sürece kadar destek alabilecekleri uluslararası merkez, danışmanlık, az önce bahsettiğim Peer Connect, konaklama imkanları ile ilgili bilgi alabilecekleri bir birim. Bunun dışında okul öncesi eğitim merkezleri ve kütüphane sadece birkaç hizmet alanlarından sadece birkaçı. Konaklamaya geldiğinizde biraz önce bahsettiğimiz okulumuz yurdu The George dışında öğrencilerin Kanadalı aileler yanında konaklamak istemeleri durumunda bu konuda hizmet alabilecekleri Homestay Services adı altında bir birim bulunmaktadır. Öğrenciler bu konaklama imkanında öğünlerini konaklama opsiyonlarına dahil edebilirler ve Kanadalı aileler tarafından öğünler sağlanmaktadır bu opsiyonda. Ve fakat bu iki opsiyonu da tercih etmeyen öğrenciler kendi konaklama imkanlarını araştırmak isterlerse bunlar için de yine online bir platform bulunmaktadır. ForStay adında öğrenciler buradan diledikleri konaklama imkanlarını kendileri için araştırabilirler. Covid ile ilgili güncellemede öncelikle George Brown'ın Designated Learning Institute yani onaylı DLI listesinde olduğunu belirtmek isterim. Bunun dışında da önümüzdeki bahar yaz 2021 döneminin online olarak sunulacak olup
bundan sonraki dönemlerin, yani Eylül 2021 ve sonrasındaki dönemlerin nasıl sunulacağına ilişkin bilginin henüz açıklanmamış olması ve bunda Kanada hükümeti ve sağlık yetkililerinin vereceği yönergeye göre karar alınacağını belirtmek isterim. Bu konuda iki tane önemli bizim web sitemiz dışında bir de Kanada hükümetinin ilgili IRCC ile ilgili web sitesinde sürekli güncellemeler yapılmaktadır ve öğrencilerin bu bilgileri takip etmesi her iki web siteden de oldukça önem teşkil etmektedir. Programlarımız listesine gelirsek eğer, burada tabii ki tüm programlarımızı listelememiz mümkün olmamakla birlikte işletme ana dalı altında 4 farklı alt dal, Accounting, Finance, Management, Marketing ve Human Resources alanında diploma, lisans ve lisans sonrası sertifika programlarımız bulunmaktadır. Burada gördüğünüz Accounting and Finance bölümüyle ilgili 100 kodlu, bu diğer her bölüm için böyle 100 kodlu tüm programlar 2 ya da 3 senelik diploma programları, 300 kodlu programlar lisans programları, 400 kodlu olanlar da lisans sonrası sertifika programlarıdır. Business Accounting Finance B103, B133 diploma programları, B302 Honors Bachelor of Commerce lisans programımız, Financial Planning B407'de lisans sonrası sertifika programımızdır, burada örnekleyecek olursak. Human Resources alanında yine diploma programımız ve oldukça popüler olan programlarımızdan bir tanesi B408 Human Resources Management lisans sonrası sertifika programıdır. Marketing alanında Digital Media Marketing çok talep gören bir lisans sonrası programı. Bunun dışında aynı zamanda Marketing Management, Sports and Event Marketing, Strategic Relationship Marketing diğer lisans sonrası programlar arasındadır. Bunların başvuru koşullarına da az sonra değineceğim. Management alanında gördüğünüz gibi Business Administration ana başlığı altında uluslararası işletme, proje yönetimi, lojistik gibi farklı alt dallarda diploma alternatifleri bulunmaktadır. Yönetim alanında farklı lisans sonrası sertifika programlarımızdan birkaçını burada görebilirsiniz. B415 kodu olan Project Management başvurularımız açıldıktan sonra hızla dolan sayılı programlar arasındadır. Yine International Business Management, Analytics for Business Decision Making son zamanlarda oldukça talep gören programlar arasında yer alır. Buradan mekanik alanda sunduğumuz diploma programlarına gelecek olursak birkaç örnek: Electromechanical Engineering Technician, Electromechanical Engineering Technology, bunun alt dalları Power and Control, Building Automation, Design, CNC and Precision Machining gibi teknik alanlardaki diploma programlarımızda inşaat alanında da alternatifler sunulmaktadır. Civil Engineering Technology, Construction Engineering, Technician Technology iki ayrı diploma programı ve bu alanda bir de lisans programımız Honors Bachelor of Technology bulunmaktadır. Lisans sonrası programları bu alanda iki tane olup ikisi de çok fazla talep gören, zaten bir tanesi Construction Management for Internationally Educated Professionals oldukça hızlı dolan programlarımız ve en son zamanlarda popülerliği gittikçe artan T412'de bu alandaki lisans sonrası programlarımız arasında sayılır. Mimarlık alanında 3 farklı diploma programımız bulunmaktadır. Interior Design Technology, Architectural Technician Technology. Apprenticeship and Skilled Trades alanında da diploma programlarımız bulunmaktadır. Building Renovation Technology, Carpentry and Renovation Technician, Heating, Refrigeration and Air Conditioning Technician and Technology bunlardan birkaçı. Bilişim alanındaki diploma programlarımız burada görüldüğü gibi Computer Programming Analysis, Computer Systems Technician Technology ve de oyun programlama, game programming bunlardan birkaçı. Bu alanda oldukça fazla sayıda lisans sonrası programımız
bulunmakta ve bunların hepsi çok fazla talep gören programlardır. Bunlardan birkaçı listemize yeni eklendi. T431 listenin en sonundaki Applied AI Solutions ve en baştaki T430 Mobile Application Development and Strategy nispeten yeni programlar olmasına rağmen diğer tüm programlar gibi çok fazla talep gördü. Wireless Networking, Health Informatics, Blockchain Development, Cyber Security özellikle son zamanlarda çok fazla ilgilenilen programlar. Design alanındaki birkaç farklı diploma programı Game Art, Graphic Design ve bu alandaki lisans programımız ise Honors Bachelor of Digital Experience Design. Bir başka Interaction Design'de bir başka diploma programımız. Daha önce G103'tü kodu, şimdi G113. Design alanında buradaki lisans sonrası programlarını görebilirsiniz. Burada da oldukça fazla yine bilişim teknolojilerinde olduğu gibi design alanında da gittikçe artıyor lisans sonrası programlarımızın sayısı. G412 Interactive Media Management, Design Management, Concept Art for Entertainment, Digital Design, Game Design ve Web Development, Front-End Design bu yeni bir program. Bunlar özellikle son zamanlarda teknolojinin daha fazla kullanımının arttığı şu dönemde oldukça fazla talep gören programlar. Buradan turizm ve otelcilik alanına geçecek olursak ki George Brown bu alanda oldukça bilinen bir okul. Buradaki diploma ve lisans sonrası sertifika programlarımızın yanı sıra lisans programımızda bulunmakta olup oldukça da sayısı fazla diploma programlarımızın. Bunlardan sadece birkaçı burada listelendiği gibi Hotel Operations Management, Special Event Management, Tourism and Hospitality Management. Burada görülen lisans sonrası programlarından sadece bir tanesi Advanced Wine and Beverage Business Management ve de Business Administration Hospitality alanında uzmanlaşan Business Administration lisans programı H311. Mutfak sanatları da yine çok fazla ilgi gören bir departman ve her bölümü için bunun böyle olduğunu söyleyebilirim. Diploma programlarımızın sayısı yine oldukça fazla ve fakat lisans sonrası programlarımız da azımsanmayacak kadar çok. Ve yine burada bir adet lisans programımızı görüyorsunuz ama diploma programlarından sıklıkla soru aldığımız birkaçı Culinary Management, H100, Culinary Management, H116, orada bir Integrated Learning Component dahil programa. Nutrition, yine H119 bir diploma programı, Culinary Management ana başlığı altında. Culinary Skills, çok çok fazla talep gören ve çok hızlı olan programlarımızdan bir tanesi. Baking and Pastry Arts Management da öyle. H113. Buradan Early Childhood yani okul öncesi öğrenime geçecek olursak C100 programımız Early Childhood Education Diploma programı. Burada gördüğünüz diğer opsiyonlar Fast Track ya da Accelerated detaylarıyla buradaki programlar hızlandırılmış diploma programları olup daha öncesinde benzer konuda eğitim alan lisans ya da diploma derecesine sahip öğrenciler için oluşturulmuş hızlandırılmış programlardır. Health Sciences yani sağlık bilimleri alanında Behavioral Science and Technician, Fitness and Health Promotion, Hearing Instrument Specialist programlarımız, birkaç diploma programımız. Burada yine bir lisans programı, Honors Bachelor of Behavior Analysis ve de Autism and Behavioral Science adı altında bir lisans sonrası programı sunulmaktadır uluslararası öğrencilere. Diş hekimliği alanında, yani diş hekimliği değil, hekimlik, tıp alanındaki bölüm üniversiteler tarafından sunuluyor olup burada dental assisting, dental hygiene, dental technology, denturism gibi diploma programları yabancı öğrencilere açık ve fakat lisans sonrası programlar sadece domestik öğrencilere sunulmaktadır. Moda alanında oldukça fazla
program opsiyonumuz bulunup, bunlar da yine Kasalama Kampüsümüzdeki bu departman oldukça talep gören ve hem diploma programları hem lisans sonrası programları oldukça çabuk dolan programlar. Bunlardan sadece birkaç International Fashion Management F412, Sustainable Fashion Production F415 lisans sonrası programlardan birkaçı. Fashion Business Industry, Fashion Management, Fashion Techniques and Design diploma programları ve bunlar da dediğim gibi oldukça popüler programlarımız arasında. Medya alanında yine diploma ve lisans sonrası programlarımızdan sadece birkaçı burada listelenmiş durumda. Acting for Media ve Video Design and Production birer diploma programı olup yine 400 kodlu programlarımız, Visual Effects, Sound Design and Production, Screenwriting and Narrative Design lisans sonrası programları. Visual Effects özellikle son zamanlarda oldukça talep artan programlar arasında yer alıyor. Bunun dışında Liberal Arts and Sciences alanında iki sertifika programı General Arts and Science alanında sunulmakta. Immigration and Transitional Education bir başka alt dal, yabancı öğrencilere burada sunulan bir lisans sonrası sertifika programı mevcut. College Teachers Training for Internationally Educated Professionals R403 koduyla. Bunun dışında Social and Community Services alanında burada gördüğünüz bir lisans sonrası programı dışında çok fazla sayıda diploma programı var. Child and Youth Care, Community Worker, Social Service Worker, bunlardan birkaçı. Yine iki tane Accelerated ve Fast Track opsiyonuyla iki farklı diploma programı görüyorsunuz. Bunlar da yine Early Childhood Education'da olduğu gibi daha öncesinde benzer eğitim almış kişilere yönelik oluşturulmuş programlar ve program isterleri o şekilde. Şimdi kabul koşullarına gelecek olursak ben ülke spesifik kabul koşullarından bahsedeceğim, ancak bunun öncesinde her programın kendi isteği olduğunu, akademik departman tarafından belirlenen kendi spesifik isterleri olduğunu belirtmek isterim. Bunları tutturuyor olmak durumunda Türkiye'den başvuracak öğrenciler için lisans sonrası sertifikalarda İngilizceye çevrilmiş ve noter tasdikli üniversite diploması ve transkripleri gerekmektedir. Bu lisans sonrası sertifika programları için. Diploma programları için ise lise diploması ve lise transkriplerinin yine İngilizceye çevrilmiş noter tasdikli olması, İngilizce ve matematikten 5 üzerinden 2,5 ve akademik departman tarafından talep edilen programın başka herhangi bir ders isteği varsa, fizik, kimya, biyoloji gibi, bunlarda da yine 5 üzerinden 2,5 not ortalaması gerekmektedir. Lisans için 5 üzerinden 3,5 ortalama İngilizce ve matematikte ve 4 farklı dersten, diğer 4 farklı dersten de yine 5 üzerinden 3,5 ve genel olarak 3,5 ortalama lise diplomasında aranmaktadır. Yine bunun içinde lise diploması ve transkriplerinin İngilizceye çevrilmiş ve noter tasdikli olarak teslim edilmesi gerekmektedir. İngilizce yeterlilik için her farklı diploma, yani diploma, lisans ve lisans sonrası için farklı derecelere göre farklı İngilizce yeterliliği talep edilmektedir. Örneğin en sık sorulan diploma programları için IELTS'de akademik olmak koşuluyla 6 ortalama, 5,5'un altında da hiçbir bant olmaması gerekmektedir. Bu lisans ve lisans sonrası sertifikalar için 6,5 ortalama ve altının altında hiçbir bant olmaması gerektiği şeklindedir. Bunun dışında Duolingo son zamanlarda kabul etmeye başladığımız ve çok talep gören bir test. Remotely, yani online alınabiliyor olması ve hızlı geri dönüşleri sebebiyle sanırım 48 saat içerisinde öğrenciler cevap alabiliyor. Bunda da diploma için istediğimiz not 105, lisans için 115 ve lisans sonrası için 125 şeklinde. Burada değinmek istediğim bir başka konu öğrencilerin
başvuruları sırasında İngilizce yeterlilik sınavlarının başvurularıyla beraber teslim edilmesi gerektiği, çünkü artık hemen hemen her test merkezi pandemiyle birlikte online test vermeye başladığından öğrencilerin İngilizce yeterliliği olmaması durumunda kabullü, koşullu kabul yapılması durumu söz konusu değil. Bizim EAP programımıza başvuruyor olmaları dışında. EAP programına başvurmak isteyen öğrenciler yine diploma için 8. seviye, lisans ve lisans sonrası için de 9. seviyeyi tamamlayarak koşullu kabul başvurusu yolunu izleyebilirler. Benim anlatacaklarım sanırım şimdilik bu kadar ve fakat yine sorularla birlikte hatırlayacağımız ve geri döneceğimiz konular mutlaka olacaktır. Şimdi ben soruları almaya başlayabilirim. Sanırım burada. Evet, questions kısmında. George Brown, ilk sorumuz, George Brown College'da okumak için bir yaş sınırı var mı? Hayır, bir yaş sınırı yok. Daha doğrusu bir üst sınır yok, alt sınır 18. 18 yaşı, yani liseyi tamamlamış olması gerekiyor öğrencilerin herhangi bir programa başvurabiliyor olmaları için. Lisans programlarına kabulde GPA çok önemli mi acaba? GPA ortalama isteyen ve istemeyen programlar söz konusu. Dolayısıyla bu çok program spesifik bir soru. Programa göre cevap verebilirim. Bana lütfen e-mail ile ulaşırsanız, eğer okumak istediğiniz lisans programını belirlediyseniz size bu konuda kesin cevap verebilirim. Belirlemediyseniz de beraber belirleyebiliriz. Ben chat kısmına zaten e-mailimi de bırakıyor olacağım. Tüm programlar co-op içeriyor mu? Hayır, tüm programlar co-op içermiyor. İçerenler var, içermeyenler var. Eğer programınız belirli ise buna göre size daha detaylı program içeriği bilgisi verebilirim, bana e-mailine ulaşırsanız. Dil eğitimi de sunuyor musunuz? Evet. Dil programına kayıt olup diploma için şartlı kabul alabiliyor muyuz? Evet, biraz önce bunu sunumda da belirttim. Dil programımızla şartlı kabul alma imkanımız var. Burada yalnız söylemek istediğim bir konu, öğrenciler dil programımıza katılacak olsalar da bizler bunun öncesinde mutlaka bir İngilizce yeterlilik sınavı almalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü bu sınavlar sayesinde aldıkları notlarla web sitemizde bulunan bir tabloda hangi seviyeye yerleştirileceklerini önceden belirlemeleri mümkün ve bu daha sonra katılacakları diploma programına başlangıç anlamında kendi takvimlerini oluşturmak da onlar için oldukça önemli. Bunun detaylarıyla ilgili bana e-mail ile ulaşırsanız size daha fazla bilgi verebilirim. Ama evet, dil eğitimimiz var ve buradan koşullu şartlı kabulle başvurma imkanımız da var. Co-op konusunda iş yerleştirme garantisi bulunuyor mu? Hayır. Okul direkt olarak iş yerleştirmesi yapmıyor ve fakat kariyer hizmetlerinde de bahsettiğim gibi öncelikle eğitmenlerimiz tamamen endüstriden geldiği için zaten çok fazla networking imkanıyla beraber geliyor. Bunun dışında okulun sunduğu kariyer fuarları, iş ilanlarına erişim olanakları sayesinde öğrenciler bu konuda ciddi destek ve yönlendirme alıyorlar. Dolayısıyla yerleştirme konusunda direkt yerleştirme yapmasak da yerleştirme sıkıntısı çeken öğrencimiz olduğunu söylemek zor. Türk öğrencilerde bu dönem vize reddi oranı nasıl acaba, bilginiz var mı? Bu maalesef bizlerin dahil olduğu bir süreç değil. Dolayısıyla kabul red oranları alanında bir bilgim yok ve fakat kendi öğrencilerimden, yani benim beraber çalıştığım öğrencilerden bana bu alanda çok fazla bir affedersiniz, geri dönüş olduğunu söyleyemem red aldıklarına dair. Ama bu konuda mutlaka ilgili kişilerle işbirliği yapmanızı tavsiye ederim. Merhabalar, Kanada'ya geldikten sonra karantina durumu nasıl oluyor? Şu anda Kanada'ya öğrencilerin gelmesini
Özellikle programları online programlar ise çok fazla desteklemiyoruz. Çünkü zor bir süreç. Seyahate hazırlıktan seyahati gerçekleştirmek ve sonrası zorunlu bir otel karantinası var. Kanada hükümeti tarafından onaylanmış otellerde 3 günlük bir konaklama, o esnada verilen PCR testi, PCR testinin sonucuna göre de otelde devam et, karantinaya otelde devam etme ya da konaklayacakları adreste izolasyon yapma şeklinde. Ama bu şu anki süreç, bu tabii sürekli değişiyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde nasıl olacak, nasıl yeni uygulamalar gelecek şu anda bunu bilmek zor. Ve fakat anlık durum bu şekilde ve dediğim gibi bizim çok fazla öğrencileri seyahate yüreklendirdiğimiz bir dönem değil şu an. Eğer mecbur değillerse, zorunlu değillerse seyahate. Bunun dışında şu anda bir soru görmüyorum. Chat kısmına bu esnada hemen e-mailimi bırakmak istiyorum. Evet, bana buradan her zaman sorularınızla ulaşabilirsiniz. Program seçimi, başvuru kriterleri, başvuru süreci, hangi döneme ne zaman başvuru kabul ediyoruz ve sonrasındaki süreç nasıl işliyor gibi sorularınızı cevaplamaktan memnun olurum. Şu an için ben başka soru göremiyorum. Chat kısmına da bakalım. Başvuru ücreti ne kadar acaba? Başvuru ücreti 95 Kanada doları ve geri iadesi olmadığını belirtmek isterim. Ve de şeyi de söyleyeyim hemen. Ücretlerle alakalı öğrencilerin kabul alması durumunda bir kabul mektubu veriliyor öğrencilere ve o kabul mektubunda bir deadline oluyor. O tarih itibariyle öğrencilerin hem kendilerine verilen kabulü onaylaması online olarak platformda hem de belirtilen ödemeyi yapması gerekiyor. O ödemede minimum bir dönem ücretidir başvurdukları programa göre. Sizce hangi diploma programları mezuniyet sonrası Kanada'da iş bulma konusunda daha avantajlıdır? Yani programların oluşturulması dediğim gibi tamamen endüstri ihtiyaçlarına göre belirleniyor. Bizler üniversitelerden bu alanda farklıyız. Community college'larda daha fazla hands-on learning ve gerçek hayat tecrübesi edinilir. Teorikten çok pratik bilgi vardır ve programlar buna göre düzenlenir, değişir, yenilenir. Dolayısıyla her alanda diyebilirim. Yani bir programı ya da departmanı diğerinden ayırmak bu konuda gerçekten zor ve bunu hem burada yaşayan birisi, sistemi bilen birisi olarak hem de George Brown çalışanı olarak söyleyebilirim. Gerçekten her program, her diploma programı mezunu için iş bulma imkanı, opsiyonu aynıdır diyebilirim. Özellikle postgraduate programlarının minimum ücreti nedir? Özel fiyatlandırılmış programlar dışındaysa eğer, çünkü bazı programların fiyatları sadece programa özeldir ve fakat genel olarak bilgi vermek gerekirse 2 sömestr harç ücreti 14.600 Kanada doları şu an itibariyle. 3 sömestr için bu 21.900 Kanada doları. Bunlar sadece harç ücretleridir. Bunlar dışında farklı bir takım ücretler daha bulunmaktadır. Ve fakat dediğim gibi bu fiyatlar anlık fiyatlar. Eylül 2021'de artacak olup şu anda ne kadar artacağı bilgisi henüz açıklanmış değil. Ve eğer bu program özel fiyatlandırılmış bir program değilse. Yine chat kısmındaki bir soru buraya da taşınmış. Hangi diploma programları mezuniyet sonrası Kanada'da iş bulma konusunda daha avantajlıdır?
Yani bu okumak istediğiniz program öncelikle sizin kariyer hedeflerinize uygun olmalı ve fakat mezunlarımız arasında şu bölüm mezunları çok kolay iş buluyor ve fakat bu bölümden mezun olanlar zorlanıyor gibi bir şey söylemek durumu söz konusu değil. Çünkü dediğim gibi başta da belirttiğim gibi programlarımızın hepsi endüstri ihtiyacına göre belirleniyor. Dolayısıyla mezunlarımız da okudukları programlar ve sonrasındaki kariyer hayatlarından oldukça memnun bu anlamda. Yine chat kısmına bakıyorum başka soru var mı diye ama sanırım bu kadar. Evet, teşekkür ederiz cevaplarınız için Nihan Hanım. Yeni Rica ederim. soruların gelmesini beklerken bir de sanırım burslarla alakalı bir link vardı sunumunuzda. Acaba onu chat Evet. kısmından paylaşmanız mümkün müdür? Tabii ki bir saniye hemen onu da paylaşayım. Evet, bu linkten ilgili burs imkanları, başvuru koşullarına bakabilir öğrenciler ve yine hatırlatmak istiyorum. Öğrencilerin giriş bursu imkanı söz konusu olmamakla birlikte programlarına başladıktan sonra akademik başarılarına göre başvurabileceği farklı burs imkanları mevcuttur. Teşekkürler hatırlatma için Zeynep Hanım. Başka soru yok. Bu esnada ben tekrar başvuru sürecine geri dönmek istiyorum. Çok sıklıkla soru aldığımız bir konu. Öğrenciler yani bir sonraki dönem Pazartesi günü açılacağı için Ocak 2022 başvurularından bahsetmek gerekirse 5 Nisan'da yapılacak başvurulara 21 Haziran'a kadar herhangi bir işlem yapılmıyor. Bu esnada sadece başvuru havuzumuzda başvurular toplanıyor ve bizler değerlendirmeye başladıktan sonra süreç işliyor. Öğrenciler genelde başvuru yaptıktan birkaç hafta sonra durum güncellemesi talebiyle bize ulaşıyorlar ve fakat o noktada bizim verebileceğimiz bir güncelleme söz konusu olmuyor çünkü değerlendirmeye henüz başlamamış oluyoruz ve bu her dönem için böyle. Dolayısıyla web sitemizde ilgili bölümdeki takvime dikkat etmek oldukça önemli bu anlamda. Şu anda bana gelen başka soru yok sanırım. Atladığım var mı diye tekrar bakmak istiyorum sorulara. Sanırım. Evet, sanırım bütün soruları cevapladınız Nihan Hanım. Evet, Başka sanırım soru şu da an için başka gelmiyor. soru yok ama e-mailimi bıraktım ve de çok memnun olurum. Başka herhangi bir sorusu olan, danışmak istediği herhangi bir husus olan herkes bana ulaşabilir e-mailimden ve en kısa sürede geri dönüp cevaplamaktan memnun oluyorum. Evet, çok teşekkür ederiz bu sunumunuz için de. Yine çok güzel bir webinar oldu. Çok Katılımcılar teşekkür açısından da faydalı olduğuna inanıyoruz. ederim. Çok teşekkür ederim ben de bu imkan için ve çok memnun oldum. Dediğim gibi bana e-mail ile her zaman ulaşabilirsiniz ve sorularınızı yanıtlamaktan memnun olurum. Evet, aynı zamanda katılımcılarımıza da teşekkür ederiz. George Brown College ile ilgili diğer sorularınız için Nihan Hanım'ın paylaşmış olduğu mail adresinden iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda linkleri de incelemeniz faydalı olacaktır. Yarınki webinarlarımızda görüşmek üzere. Tekrar çok teşekkür ederiz Nihan Hanım. Sizi IFT Ben Talks'ta teşekkür ağırlamak ederim. çok güzeldi. Ben teşekkür ederim. İyi günler dileklerimle. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.